Merhaba memur bey. İyi günler beyefendi. Hakkınızda şikayet var. Bu kaçıncı düğün burada? Kim şikayet eder ki? Her şeyin bir ilki vardır beyefendi. Bu kaçıncı dediğinize göre komşular da artık bıktı demek. Merhaba. Kusura bakmayın geciktik. Bir problem mi var? Yok yok, bir şey yok. Siz keyfinize bakın. Buyurun buyurun buyurun. Ne oluyor ya? Ay dur sen Tahir ağa dur. Telaş etmeyin. Oğuz halleder şimdi. Ya nasıl? Biz şimdi evlenemeyecek miyiz? Şapşal damat Niyazi, biz her halükarda evleniriz ama senin yüzünden Oğuz zor durumda kaldı. Ne güzel yapacaktık şu düğünü kapalı salonda. Ha yine suçlu ben oldum yani. Bunca yıl sonra evlenirim de hiç olay olmaz mı? Vallahi mahallede 40 yıl konuşulur bu düğün. Sizin ettiğinizde laf mı sanki Rukiye Hanım? Ya sen bu mahallenin muhtarı değil misin? Gidip ilgilensene canım. Bir bakayım ne oldu? Ben de geleyim. Ben de işte onu anlamadım yani. Bütün mahalle burada, kim şikayet eder ki? Şikayet sadece müzikten değil beyefendi. Havaya ateş de edilmiş. Yapmayın canım, kim ateş edecek? Çoluk çocuk ortada, baksanıza aile düğünü bu. İyi günler beyler. Ben mahallenin muhtarıyım. Sizi temin ederim ki kimseyi rahatsız edecek bir durum olmadı burada. Olsun, biz yine de kontrol etmek zorundayız. Aranızda üzerinde ateşli silahı olan var mı? Bende var ha. Of Tahir ağa, of, düğün günümüzde bile üzerinde silah var. Ya hasım düğünde ne dinler mi? İşte silah kardeş. Hah, bu silah. Bu da ruhsatı. Buyur. Allah'ım ne işim var benim bu delillerle burada? Köşkümde şenlik var. Köşkümde düğün var. Ne oldu? Ha? Triplex düğününüz berbat mı oldu? siz beni o düğüne çağırmazsanız ben de kendimi zorla onur konuğu yapmasını bilirim. Ha? Ya ateş edilmedi diyor. Bak şarjör de dolu. Buyur kokla. Doğru, silah ateşlenmemiş. Ateşlenmedi, şarjör yerinde gördün işte. Hayır bize niye inanmıyorsunuz ki, ben onu anlamadım. Maganda mıyız biz yani? Estağfurullah beyefendi. İyi günler. Ne oldu? Niye durdu düğün? Şikayet var. Yoksa siz mi şikayet ettiniz? Ne? Ben. olacak iş mi memur bey? Yani insanların en mutlu gününde hem ben de aileden sayıyorum. Peki ne olacak şimdi memur bey? Ne olacak hayatım? Bir şey olacağı yok Edacığım, hiçbir şey olacağı yok. Herhalde bir yanlış anlaşılma oldu memur bey. Yani bu kadar nezih insanların bir arada bulunduğu bir kutlamada nasıl bir taşkınlık olabilir ki? Değil mi canım? Yani bilakis ben düğüne davetli olmamama rağmen gümbüştü, eğlenceydi. Bütün günü renklendi yemin ediyorum. Hem çıkaramadınız galiba, söylemeyeyim dedim ama biraz evvel silahını kontrol ettiğiniz beyefendi ünlü Adanalı iş adamı Tahir Pamukçuoğlu efendim. Hadi bakalım sizler de açsanız, davetliniz olun, bir şeyler atıştırın, açlığınızı yatıştırın. Ne bileyim ama bu insanların, bu güzel insanların bu güzel günlerine gölge düşürmeyelim memur beyler. Rica ediyorum. Peki ama lütfen dikkatli olun. İyi günler, iyi eğlenceler. İyi günler memur bey, iyi günler efendim, iyi günler, bol güneşler. Hadi tamam bitirelim şu işi diyecek. Hadi çocuklar herkes yerlerine, hadi şahitler de hazır, tamam hadi. Ben yapacağımı yaptım, bundan sonrası sizlere ait. Sizlere iyi eğlenceler efendim. Baba sen de kalsana, hem düğünü sen kurtardın. Yok. Yok oğlum, olur mu öyle şey? Anne. Oğuz Bey, ordu gelmeden halletsek mi şu işi? Tamam. Ne yapalım? Ergin. Yenge. Ergincim, artık bir kadeh rakı yaparsın kardeşine ha? Tek tek. Size diyorduk babam çok değişti diye ama inanmıyordunuz. Al işte gördünüz. Artık gerisine siz karar verin. Tamam canım, bir şey demiyoruz. İyi bir şey yaptı. Evet, teşekkür ederiz. Yapma ya Ceren, yapma. Bari sen yeme şu Yaman'ın ufak ayak oyunlarını. Ya Arda, oyun mu oyun, işe yaradı işte. Tamam mıyız? Tamam, geldik, başlayabiliriz. Emin misiniz? Ya hadi kardeşim, hadi bitir şu işi ya.
Tamam efendim, tamam efendim. Nikah başlıyor efendim, nikah başlıyor. Efendim, çiftlerimiz evlenmek için bize başvurdular. Biz de tetkik ettik, bir manileri olmadığını gördük. Şahitler ve davetler olurlar. Eğer bu polisleri yaman çağırmadıysa ben de Eda değilim. Evlenmek için. Boşver, yine çocukları tavlamayı başardı ama. Siz, Nail Pamukçuoğlu, Melahat Ceyhanlı'yı eş olarak kabul ediyor musunuz? Kabul ediyor. Efendim siz, Numan Şatıroğlu, Rukiye Kumrucu'yu eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Bravo! 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 Efendim, siz Niyazi Şatıroğlu. Evet, 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 evet. Dursana oğlum, adam sorusunu bitirsin. Ey, Filiz Kumrucu'yu eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet dedik ya efendim, evet dedik ya. Evet, evet, evet. Bravo. 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 Hey, subhanallah. Şey, efendim siz Melahat Ceyhan'da Tahir Pamukçuoğlu eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Bravo! 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 Mutluluklar! Mutluluklar! Efendim siz Rukiye Kumrucu, Numan Şatıroğlu'nu eş diye kabul ediyor musunuz? Rukiye. Ben evlenmek için 25 yıl bekledim. Biraz da siz bekleyiverin Numan Bey. Ay bu kadın öldürecek beni yani. Evet. Bravo! 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 Anne şurada da dikkat çekecek bir şey buldun ya. Sus kız. Mutluluklar! Mutluluklar! Siz Filiz Kumrucu kızımız. Niyazi Şatıroğlu'nu eş diye kabul ediyor musunuz? Evet, evet. Ya bir sus. Filiz Hanım. Evet. Allah Allah. Allah. Bravo. Sizler de şahitsiniz efendim değil mi? Şahidiz. Evet. Efendim ben de Üsküdar Belediye Başkanı'nın bana vermiş olduğu yetkiden dolayı sizlerin karı koca ilan ediyorum efendim. Allah üç çağırın karı kocasını inşallah. Nasıl, mutlu musun hanıma? He? Sevdiğim iki erkek de yanımda. Ben mutlu olmayayım da kim mutlu olsun Tahir ağam? Orada evet demedin ya. Vallahi kalbim duruyordu inan. Ne yapayım Numan Bey? Biraz tadını çıkarayım dedim. Tadını çıkartıyordun ama benim de canımı çıkardın bu arada. Oo, ben senden özür dilerim. Bu akşam gönlünü alırım. Ben ayaklarımı palete çevirirsin diye düşünmüştüm ama. Olur mu? Ders aldım ya. Ne? Ben ders almasaydım eğer bu kilomla senin o anahtarla gibi ayaklarını palete çevirdim palete. Yarım. Ben seni yerim. Affedersiniz beyefendi, bir dakika bakar mısınız? Müsaade edersiniz karımla dans edebilir miyim? Edebilirsiniz babız. Oh 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 oh. Alsana bir sürü. Ver canım, ver ver. Ay aşkım benim. Kuzum benim. Bu kadar çok düğün yaptıktan sonra bahçede acaba düğün konusunda bir rekora gidiyor olabilir miyiz? Oho Oğuzcuğum şöyle bir baksana etrafına. Bizde düğün bitmez.
Şimdi küçük Eda burada olsaydı bir şey söylerdim ama hadi neyse. O kadar yeni ofise yeni mobilyalar aldırdım. Bir hayırlı olsuna gelmedin. Geleceğim Arda. Ya biliyorsun bu ara karne bitirdi beni. Biliyorum da bir fırsat bulursan kaç. Hem Sabutay abi de çok sevinir. Biliyorsun yeni ortağım. Biliyorum. Dans edelim mi? Hayır, teşekkür ederim. Tahir'e adam mı çekiniyorsun? Hayır Emrah, kimseden çekinmiyorum. Sadece dans etmek istemiyorum. O zaman sen evet diyene kadar ben şurada oturayım. Eminim dans etmeme daha çok ilgi çeker. Emrah ne yapıyorsun? Kalkar mısın lütfen? Ay tamam peki. Ben Umut'a bakayım bir. Ay bebeğim uyudu mu? Uyudu. Ay yavrum benim. Şu üstünü örtü şöyle. Canım benim uyumuş mu bu böyle? Ha? Açık hava kucak oldu mu bayılıyor şöyle. Yavrum. Ay şuna bak ya nasıl sinir oluyorum. Davetsiz misafir polisleri gönderdi ya bizden çok eğleniyor. Dur şimdi ben onun eğlencesini yarım kesmesini bilirim. Ay şununla biri olma Allah aşkına ya. Şşş. Sen sakin ol bana bırak. Nihayet borçlarını ödeyebildik Yaman. Evet. Karşılığında da hayatınızdan çıktım. Ne olmuş? Kapalı çarşıda halıcıda çalışmaya başlamışsın. Onu duyduk. Ona da evet. Bundan sonra namusumla para kazanıyorum. O da mı kabahat? Sen ve namus. Birbirinden biraz uzak iki kavram ama. He. Umarım bu sefer rahat durur edebinle çalışırsın Yaman. Çünkü eğer yine tutunamaz da bu ailenin başına dert olursan. Bu sefer seni labirentte kaybolmuş deney faresine çeviririm. Bunu unutma, tamam mı? Ben çok değiştim. Buna ne oluyorsa eski karılarımın basın sözcüsü. Asabımı bozdu durup dururken alkolik eskisi. Al baba. Afiyet olsun. Sağ ol aslanım. Efe. Damla ablan şimdi de Tahir Ağa'nın üvey oğluyla mı kırıştırmaya başladı? Ne biçim laf o baba? Sadece okuldan arkadaşlar. Dur aslanım dur. Hemen celallenme öyle. Laf olsun diye sorduk işte. Bir şey demedik biricik Damla ablana. Ben tuvalete gidiyorum. Hadi herkes merdivenlere, herkes merdivenlere fotoğraf çektirmeye. Sadece aile yakınları. Ne oluyor burada ya? Ha. Bitireceğim. Bakayım. Al bakayım. Ya baba, silseydik ya şu Yaman'ın kafasını bilgisayarda. Kızım, bana kalsaydın kafasını koparacağım resimden de elimden bir şey gelmiyor. Ya Oğuzcuğum, Timur'la Efe bugünlerde bu konuda çok hassas.
Hayatım kaç gündür sorup duruyorlar anne resim çerçevelenmedi mi daha diye. Nasıl verelim şimdi ne olur? Tipe bak. Daha bahçeye çıkınca alışamadım herifin suratını balkonunda görmeye. Şimdi adam evimin salonunda beni karşılayacak. Hayatım nasıl verelim ne olursun ya. Ya Eda'cığım yakında bir resmini de başucumuza koymak zorunda kalmayalım da. Canımın içi. Sen şimdi bunu az sonra yamansız olan bir tanesini asarız fark etmezler bile. Azıcık sık dişini hadi aşkım. Ulan Yaman Efendi. Dua et şu çocukları canım ben çok seviyorum ha. Baba yavaş ol ha çocuk uyanmasın uyuyor. Kızım ne yapayım? Daha vurmadım bile. Duvardan izin mi alacağım bir tane çivi sokabilir miyim size diye. Koşun koşun. Gel gel. Benim gördüğümü siz de görüyor musunuz? Hı hı. Ama biçicim madem öyle niye eziyet çektiriyorsunuz ya? Vallahi diğerlerini bilmem. Ama Timur geçen gün elinde olmadan güldü Umut'a. Ay sen de bunu bize söylemedin Damla aşk olsun. Abla vallahi söyleyecektim ama ya düğündü şuydu buydu derken unutuverdim işte. Kalelerden biri düştü. Bence Timur çoktan ısındı Umut ama gruptan ayrı düşmemek için öyle davranıyor. Ne yapsın o cadıların elinde? Çocuğun durumu gizli aşk bu. Söyleyemem derdimi hiç kimseye durumunda. Kızlarıma cadı deme. Çocuk daha onlar. Zamanla onlar da alışacaklar. Kamerayı hatırladı. Sürpriz. Şimdi ne yapacaksın şaşkın? Günaydın Timur. Merhaba. Nereden geliyorsun sen? Şeyden tabii. Timur, yoksa sen bebeği mi seviyordun? Yok, ne alaka? Sergen niye seninle? Timur, bal gibi yalan söylediğin ortada ya. Yok canım, annem Sergen'i bebeğin yanına koymuş da ben de onu almaya gittim. Zaten pek gıcık oldu, yani itip kalktım biraz. Yaz ben ağlama sesi duyamıyorum, acaba neden? Yani korkudan bayılmıştır. Timur sen bizi satıyor musun? Şu sosyal şey gelene kadar biraz sabret. Son bombamızı patlatalım. Sonra istediğin kadar mıncıklarsın kardeşini. Yok canım. Yani anca beraber kanca beraber. Görüşürüz. Ben de uyumaya gideyim bari. Ya nerede kaldı bunlar ya? Servisi kaçıracaklar. Bir yandan da acıktım demiyorsun da. Bir yandan da acıktım tabii. Acıktım da bir de bunları okula götürmek var arabayla. Gerçi götürürüm vallahi be. Isındılar ya bebeğe. Götürürüm vallahi. Baba tamam her şey şu anda güzel gidiyor gibi görünebilir. Ama sen yine de konuyu kapatma bence. Eylemlerine devam edecektir onlar. Bence de olsun. Ben çocuklarımı tanıyorsam kolay kolay pes etmeyeceklerdir. Şimdi kolay kolay pes etmeyecekler diyorsun da Eda'cığım yani bu işin de sosyal güvenlik görevlisi gelene kadar tatlıya bağlanması lazım yoksa mahvederler bizi yani. Tabii ya onu bekliyor bunlar. Kim bilir neler yapacaklar. Aa küçük şeytanlar. Ben de hangi fırtınadan önceki sessizlik bu diyordum. Peki ne yapacaklar? Ne yapacaklar? Ne yapacaklar? Bana bak ya. Sakın onlar yüzüne gözüne morluk yapıp da biz dayak yedik diye çıkmasınlar ortaya. Yo yo. Ben daha radikal, daha yaratıcı çözümler bekliyorum. Bence toplu hareket etmek yerine bireysel performans sergileyecekler.
çocuk bakmak kim? Dua edin öbür çocukları almadım sizden. Üstüne çay döküldü onun için öyle diyor yoksa. Değil mi? Hadi bakalım siz de oturun bakalım. Çocuklar oturun yerinize. Kahvaltıya buyurun. Benim önerdiğim planı uygulamaktan başka çaremiz yok. Ay ne bileyim Oğuz ya. Kocana güven. Gerisini merak etme sen. Bayanlar baylar, bir açıklama yapacağız size. Hafta sonu için herhangi bir plan yaptıysanız üzgünüz, hepsi iptal. Ne? Niye? Çünkü hafta sonu hepinizin köşkte olması gerekiyor. Çünkü biz Eda ablanızla beraber, annenizle beraber hafta sonu İzmir'de matbaacılık fuarında olmak zorundayız. Doğal olarak Damla ablanız da tek başına başa çıkamayacağı için Umut'la sizin de burada kalmanız gerek. Ya baba ben kaç haftadır cezalıydım, dışarı çıkamıyordum. Arda ile bir yerlere gidecektik. Ben bilmem. Ya anne ben de Eda ile sinemaya gidecektim hafta sonu. Yapabileceğimiz bir şey yok oğlum. O zaman Umut'u da götürün matbaacılık fuarına. Hem bizim matbaamızın adı Umut değil mi? Merve! Biz o kadar ufak bebeğin sorumluluğunu alacak yaşta değiliz baba. Öyle mi? Bu evin tek çocuğu da ben değilim Merve. Evin annesiyle babası yoksa evdeki bebeğin sorumluluğu hepimizindir. Ya biz Ahmet en ufağımıza bakarken ucundan tutuverin ya. Ölür müsünüz? Tamam canım bakarım. Yani bakarız. Tamam abla niye bağırıyorsun? Günaydın hayatımın sultanı. Günaydın gönlümün padişahı. Ya şey diyorum yani ben bunu buraya asacağım da acaba Çengeli'den asmasam da şu yobanın beyninin ortasından çivilesem nasıl olur ha? Olmaz. Bir gören olur, ayıp olur. Peki. Gel, hadi sofra hazır, buyur. Hadi gel, gel. Ay canım, ay. Ay. Ah. Yani seneler sonra şöyle her istediğimi yiyebileceğim. Yani şimdi burada balina bakkal Niyazi olsaydı benim bunları yememe imkan var mıydı? Ya Filiz? Bu sofrada olsaydı acaba bu pastırma burada durabilir miydi? O yasak, bu yasak, şu yasak. O zaman yeni hayatımızı yaşayalım sultanım. Özgürlüğe. Oh. Oh. Ta 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 ta. Simitçinin tezgahını kapatsaydın Niyazi. Kapatırım ben. Kapatırım. Prensibim benim. Ben şimdi simit alırken tezgahını... midyecinin tepsisini, kokoreççinin arabasını kapatırım. Allah! Sofraya bak be! Vallahi elektrik yok, su yok. Anca bu kadar oldu Niyazi. Bundan iyisi var ya, Şam'da kayısı kayısı. Acaba kuru kayısı da alsa mıydım ya? Bırak şimdi kayısıyı mayısıyı da git şu ev sahibiyle konuş hallet şu işleri. O kadar kapora verdik 3 aylık peşin evde su yok. Filiz'im canım tatlım bir tane makarnam. Hallederim ben tabii ya. Şimdi senin kocan karnını bir doyursun ondan sonra sen ne istiyorsan yapar. Tamam gel o işleri ben hallederim sonra kiradan düşeriz kiradan. Niyazi! Efendim? Sakinsin be! Ben bu evin sahibiyim. Asıl siz kimsiniz? Bu eşyalar ne? Ne işiniz var benim evimde? Ne diyor? Evin sahibiyim diyor. Bize mi diyor? Ne evin sahibi ya? Ay Oğuzcuğum bilmiyorum ki doğru mu yapıyoruz. Çocuğa çocuk emanet ediyoruz ha? Güven bana. Ne yapacağız peki? İzmir'e mi gideceğiz gerçekten yoksa? Yok gerek yok ne İzmir ya. Yakınlarda bir otelde gider kalırız.
Babacığım, siz yine de motelde dikkatli olun. Kapınızın önüne bir bebek daha bırakıp kaçmasınlar. Hadi gel, ben sana bir babalık yapayım. Seni okula bırakayım. Aa, yok babacığım, gerek yok, ben giderim. Ya ne olacak, ne zamandır baş başa kalmadık zaten ha? Hadi gel gidelim beraber. Çantanı al hiç. Hadi yürü gidelim. Hadi görüşürüz. Hafta sonumuz da mahvoldu ha. Sorma ya, bir sevgilim var, görüşemiyorum. Niye? Bebek bakacağım. Vallahi ben de Arda'nın ofisine gidecektim ama çok kızacak bana. Madem biz çıkamıyoruz, onlar gelsin. İyi fikir Timur. Tabii ya. Öyle oturduğun yerden yok. Seni seviyorum, yok hiç ayrılmayalım demek kolay. Gel bir de bebek bak kolay Seyda Hanım. Arda'yı bebek pışpışlarken düşünemiyorum. Aferin be Timur. Vallahi kabus senin sayende eğlenceye dönüşecek. Ben Arda'yı aramaya gidiyorum. Abi biz de kızları aramaya gidelim. Hadi. Ne yapayım, ben de arama arayayım. Bakalım Umut'tan nasıl enerjiler alacak. Gülçin, aramı gördün mü? Tamam sevgilim, tamam, hafta sonu görüşürüz. Bay bay. Benim hafta sonu köşkte olmam lazımmış abi. Eda Hanım'la Oğuz Bey bebeği Ceren'lere iteleyip hafta sonu kaçıyorlarmış. İyi numara. Nasıl? Hafta sonu anlarsın. İyi de abi, görmemiz gereken bir sürü yer var. Ne yapacağız, nasıl yapacağız? Ayağı nurlu geldi. Gökten emlak yağıyor. Acele etme oğlum, her iş sırayla. İşini bilmeyen çavuşlar döner neresine avuçlar biliyorsun. Neresiniz Abu Talib? Ben bilmiyorum. Affedersiniz. Ben bir şey anlatmaya çalışıyordum da. Hoş geldiniz. Canım. Abi sen askerde çavuş falan değildin değil mi? Allah'ım ben kaçıyorum, sen reklam gibi sürekli araya sokuyorsun ama. Hadi Yaman, geç kalıyoruz işe. Merak etme Nevik, rahat ol. Ben telefon açtım, biraz gecikeceğiz dedim. Öğlen gideriz. Niye? İşimiz mi var, hasta mıyız? Hastayım Refik, hastayım. Uyuz oldum. Allah Allah, neye uyuz oldun gene? Şule'nin düğünde söylediklerine. Yok beni labirentte kaybolmuş deney faresine çevirecekmiş de. Yok şuymuş da, yok buymuş da. Sen kimsin be? Zavallı zayıf karı. Ben ne labirentlerden çıktım be? Fare olduğunu kabul ediyorsun yani. Aman ne komik. Benim bir şekilde yeniden şahlanmam lazım Refik. Yeniden. Ya saçmalama Yaman. Ne güzel işimiz var. Düzenli bir gelirimiz var. Kurcalama bırak. Kadın haksız da sayılmaz zaten. Bu işi de kaybedersek harbiden biteriz. Bu yaştan sonra cami önünde avuç açacak halimiz yok herhalde. Ulan salak! Ben işi kaybedelim mi diyorum. İşi kaybetmeden nasıl kral oluruz onu bulmaya çalışıyorum. Aman ne halin varsa gör, beni de bulaştırma. Kanka be, şunu da bir tazelesene gitmişken. Ulan ne asalak adamsın ha, bayılıyorsun iş yaptırmaya. Ölmüşlerin ruhuna değsin be can can, hadi. Ulan ne pis herifsin ha. Hadi gideyim, ne yapayım? Hadi aslanım, hadi. Havada ne kadar güzel çiçekler, böcekler. Tam aşk havası yani. Ya. Tabii bu havalara aldanıp da insan yanlış bir ilişkiye de amin dememeli diye okudum ben, bir dergide okudum. Bilmem, olabilir. Yani Avrupa'ya falan gitmek ister misin? Hep aynı insanlarla beraber, hep aynı yerler, hep aynı şeyler. Hani insan hatalarını tekrar edebilir. İyiyim baba ben burada. Gitmek istemiyorum bir yere. Bak kızım, geçen sefer ben seninle tam ilgilenemedim. Yani seni serbest bıraktım. Yanlış bir ilişkiye girmene engel olamadım ama... bundan sonra da kızımla hep daha yakından ilgileneceğim. Serbest mi bıraktın? Baba sen üzerimize o kadar gelmeseydin belki de ben böyle yanlış bir evlilik yapmayacaktım. Tamam o zaman şöyle düzelteyim ben söylediğimi. Neyi yanlış yaptıysam onu yapmayacağım. Hep senin yanında olacağım, söz veriyorum. Bir de için ne zaman daralsa, ne zaman konuşmak istesen ben ya da Eda ablan yanındayız, bunu biliyorsun değil mi? Merak etme baba. Gayet tecrübeliyim ben artık. 23 yaşında başından bir evlilik geçmiş kadınım yani, unuttun mu? Ya öyle demesene kendine. Senin evliliğin sayılmaz bir kere yani. Yok ya.
Evet. Ne biçim konuşma öyle ya babayla yok ya muk ya diye valla. Aa. Baba indirir misin, ben ineceğim ben. Tamam 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 tamam. Tamam. Baba. Tamam ama eğer bak eğer. Baba. Tamam tamam. Bu sonuncu şey için yaptım, şaka olsun. Rukiye Hanım artık bir falıma bakarsınız ha? Numan Bey, sizin falınız fallandı artık. Ama ne yalan söyleyeyim, bu fincanın içinde kocaman bir R harfi vardır. Aman o harf zaten kalbimde de var. Aman Numan Bey. Ay Rukiye Hanım, bugün hava çok güzel. Biraz dolaşmaya çıkalım mı? Dükkana gitmeyecek misiniz? Sabahleyin açtım, sonra çırağı bıraktım. Şimdi biraz sonra Semiz Bakkal Niyazi'ye gider oraya. Onun için bugün rahatım yani. Gideriz rahat rahat. Birisi mi geldi ya? Ah Niyazi, ah, ah! Ne oluyor? Dolandırıldık baba. Ne? Evimize kiralayan adam sahtekarmış anne. Başkasının boş evini kiralamış. Paraları almış, kaçmış, gitmiş baba ya. Dokunma lan bana, beceriksiz bakkal Niyazi. Adam geldi, evimizden çıkın diye tutturdu. Biz şimdi sokakta kaldık, ne yapacağız anne? Hadi buyurun. Ben niye duruyorum? Gel lan, döveceğim buraya. Gel, gel. Ya baba, gel, dur Allah. Gel lan buraya. Gel. Dur, dur, dur yapma. Günaydın doktor hanım. Günaydın. Şu röntgenlerine bakar mısınız? Neden? Aslında bir espri hazırlamıştım ama galiba zamanı değil. Hazırlama Emrah. Yapma bana espri falan. Hatta etrafımda da dolanma. Ay çok sıkıldım bu erkeklerden ya. Of! Allah Allah. Tersinden kalktı herhalde. Ama yine de çok güzel. Nisan ayında Umut bebeğe kazak ördüğünüze göre herhalde çok zorlu geçecek bu yaz ha? Yaz daha sonra sanki hiç kış gelmeyecek Eda. Yani sanki büyümeyecek bu çocuk. Hiç yeni şeylere ihtiyaç duymayacak. Aşk olsun muhtar amca yani. Heveslendi, görüyoruz işte. Abla, biz bu salakları şişe almaya yolladık ama bulabilecekler mi acaba? Doğru şişe alabilirler mi? Ya, yün almaya gitselerdi mutlaka bir yanlış yaparlardı. Ama bunlar mafya bozuntusu olduğu için mutlaka iyi bir şiş bulur gelirler, merak etmeyin. Ay ne mafya ne mafya. Sen ne biçim muhtarsın be? Hayrola Numan, selam size sabah. Siz ne oluyor böyle? Ya mahallede hırsızlar, yankesizler fink atıyor. Mahallenin muhtarı burada yüre yürüyor. Şuraya bak. Ya bir sakin ol Numan amca. Hayırdır Niyaz, ne oldu? Ya abla, benim evi kiralayan adam var ya, adam demiş ya, paraları aldı kaçtı. Bu sabah evin gerçek sahibi geldi. Aa! Ay! Ay ay ay! Ne diyorsun Niyazi? Ay bana bir şeyler oluyor. Aman bayılma, gözünü seveyim. Olmaz bizim mahallede böyle saçma sapan şeyler. Olmaz, mutlaka bir bitimliği vardır bu işe. O zaman kalk da bitim var, yeniğin var, öğren. Hadi yürü. Tamam gidelim, oldu. Sakin ol. Sakin ol. Çok iyi, sakin ol. Sakin ol ya. Ne olacak bu çocuklara? Nerede oturacaklar bunlar Numan? Nerede oturacaklar? Benim tepemde. Üst katıma taşınacaklar. Ne yapayım yani, bu herifi sokağa mı attım bu yaştan sonra? Ulan niye yazık yaptık? Ay yok. Allah aşkına yapmayın bir dur. Şimdi yatır şuraya. Abi tamam o zaman. Yani diğerlerine hafta içi bakarız da bu Polonezköy'deki eve mutlaka bakman lazım. Eve bakmak kolay kardeş. Sen asıl hafta sonu çocuk bakacaksın, onu düşün. Of. Ben de gelsem çok şık olurdu hakikaten. Adamlar aile dostumuz. Ben giderim oğlum. Ben bakarım. Ne gerek var Şule Hanım? Ben hallederim, siz yorulmayın. Olur mu canım? İş bu. Benim yapacak daha önemli bir işim yok ki zaten. Haybe'ye pırpır etmesin için Sabutay. Kadın işinde gücünde. Ulan bir faça verip madar olmasak bari. Ne o, Mehmet Efendi yok mu? Yine sana mı kakaladı bu işi? Mehmet muhtarlığa kadar gitti, ifade verecek. Aa, ne ifadesi be muhtarlıkta? Duymadın.
duymadınız mı? Yoo, neyi? Niyazi'yi dolandırmışlar. Adam başkasının evini kiralamış bunlara. Muhtar amca da bütün kapıcıları çağırmış konuşmak için. Ne diyorsun sen ya? Görüyor musun Refik? Namuslu, şerefli bir tek insan kalmadı şu memlekette. Ya. Eskiden bizim mahallede böyle şeyler olmazdı. Muhtar amca uçan kuşu bile tanırdı. Ama artık yaşlandı tabii o. Tabii tabii, doğru doğru. Doğru doğru. Kolay gelsin. Sağ ol. Kadın haklı Refik. Muhtar amca çok yaşlandı. Artık bu mahalleye zıpkın, dinamik bir muhtar lazım. Dur tahmin edeyim. Senin gibi birisi değil mi? Dalga geçme be oğlum, dalga geçme. Muhtarlıkta büyük rant var. Tabii işi bilene. Ulan bir muhtarlığa soyunmamıştın ha. Refik, bu muhtarlık işi var ya, beni şahlandıracak oğlum, şahlandıracak. Yürü aslanım, hadi. Yürü. Elacığım sen buna hakim ol da öyle pahalı makineler falan almaya kalkmasın sakın. Olur. Ya, Ergin abi, Eda ablayı tembih edeceğine sen onun yerine fuara gitsen daha iyi olmaz mı? Kızım peki Eda ablan kalsa burada Ergin abinden daha mı iyi yönetir matbaayı? Hadi ya kolum koptu, uçağa kaçıracağız hadi. Bana bakın. Hiçbir şeyi Damla ablanızın üstüne yıkmayın. Umut ağlarsa hepiniz birden bakacaksınız. Ay nasılsa biri bakar demeyeceksiniz, tamam mı? Zaten yalnız olmayacağız. Leyla ağlar da gelecek. Onlar gelecek ama siz gene de dikkatiniz hep Umut'un üstünde olacak. Değil mi Timurcuğum? Ha, hadi gidelim, geç kalacağız ya. Merak etme babacığım. Baktım Umut yine bana kalmış. Ben de ne yapayım, misafirlerimizi nazikçe kovalarım artık. Hadi, aynen. Hadi bakalım, hadi bakalım. Alas maldık, alas maldık. Alas maldık, hadi. Ne koydun bunun içine ya? Hadi bakalım biz de sofrayı toplayalım. Daha Ceren ablası Umut'a mamasını verecek. Ya abla niye ben ya? Niyeyse bu konuda Efe'den daha becerikli olacağını düşünüyorum da ondan. Ha işte ne yaparsın, annelik içgüdüsü. Biz erkeklerde böyle bir içgüdü yok, kusura bakmayacaksın artık. Senin gibi kazmalık içgüdüsü olmasından daha iyidir Efe'ciğim. Ama siz erkeklerin de kadınlardan daha dayanıklı olduğunu düşünüyorum kötü kokulara karşı. Bilmem anlatabildim mi, o yüzden pek sevinmesen iyi olur. Ne ya, ben şimdi Umut'un altı. Yo, ben düşer bayılırım bir kere ya. Bayılmazsın. Zaten ayılınca işin bitmiş olur, merak etme. Hadi hadi, oyalanmayalım da daha Umut'u yıkayacağız. Ne? Daha ben kendimi yıkamayı öğreneli kaç yıl oldu? Şimdi Umut'u da mı yıkayacağım? Oo. Önemli değil Timurcuğum. Zaten hep beraber yıkayacağız. Hadi üşütmeden hızlı hızlı yıkayacağız zaten, hadi. Hadi. Al bakalım ablası. Yavaş. 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 Tamam. Ne yapacağım ben şimdi? Sen önce bir tut. Ben söyleyeceğim tamam, ne yapacağını. Ha. Otur. Tamam. Ha. Bak gördün mü? Gerisini doğa hallediyor zaten. Ay Ceren amma abarttın ha. Tamam Merve büyürken küçüktün. Ama artık büyüdün. Yok öyle küçük kardeşi yine kucağıma bırakıp sıvışmak. Ben gidip banyoyu hazırlayayım. Tamam. Hadi içsene sen de şunu. Akşama kadar seni mi bekleyeceğim? Şişt, bak sakın üzülme tamam mı? Canım benim. Bak üzülme, ben sana kızmadım ha. Bak ben sana kızmadım. Hadi iç. Hadi hadi. Ben babama kızdım. Babama kızdım ben. Umut, Umut. Görmemiştir böyle. Ne güzel gülüyorsun sen. Bak bak. Eda. Canım. Bak ne hazırlattım. Ne bu? Çıkart. Best of Eda Oğuz 1. Aşkımızın fonunda çalan şarkılardan karışık albüm hazırladım. Ay canım benim. Sen Umut geldikten sonra daha bir tatlı mı oldun ne? Nasıl olmayayım? Nasıl olmayayım? Evlenemiyorduk, evlendik.
İşlerim kötü gidiyordu, düzeldi. Umudumuzu kaybetmiştik, yeni bir umudumuz oldu. Daha ne isterim aşkım yanımda? Canım kocam. Ya Eda, Numan amcaya uğrayalım da su falan alalım, uzun yola gidiyoruz ya. Tamam uğrayalım, doğru söylüyorsun. Çocuklara da bir göz kulak olsun. Valla Umut'u bıraktık, aklım fikrim evde. Ha. Anne, nereye bırakacaktım çocuğu anneannesi dururken? Ya işim var bugün, çalışıyorum. Anne, kimseye çocuğundan ayırmak istemiyorum ama bu benim mesleğim. Ya gidip aileyi kontrol etmem lazım. Ya hayır anne, zebellah değilim, sosyal hizmetler görevlisiyim. Alış artık buna ya, of! Ah, buyurun. Bir paket sigara, bir de çakmak lütfen. Hangisinden vereyim? Şundan. Buyurun bundan, peki. Buyurun. Açıkta mı satıyorsunuz siz bunları? Ha yok, onlar satılık değil. Bunları bir arkadaş getirdi. İkram. Buyurun siz de alın bir tane. Ben de yedim. Olsun, bir tane daha yersiniz. Ağzınız tatlanır, ne güzel. Onu demek istemedim. Numaranızı dedim. Bu açıkta sattığınız şeyleri çoluk çocuk yemiyor mu beyefendi? Yiyorlar. Hem de o kadar sık yiyorlar ki bakın kapağını kapatmayı unutmuşlar, gördünüz mü? Buyurun. 6 lira. Size şikayet edeyim de çoluk çocuğun sağlığıyla oynamak ne demekmiş görün. Hasbunallah ya Merhaba. Merhaba amca. Seyahate gidiyoruz da bir şeyler alalım dedik. Ah, yemeyin hanımefendi. Numan amcanız yeni kapattı üstünü. Kim bilir sabahtan beri üstünde sinekler mi gezdi, insanlar mı hapşırdı? Ye kızım ye ya. Çocuklar açık bırakmışlar üstünü. Ya bir dakika ya 2 dakika açık kalmadı. Hadi sen al sen de hanım paranın üzerine. Hadi yürü. Aa, bir saniye hanımefendi. Siz Numan amcayı tanımıyorsunuz. Hanımefendi, Numan amca dükkanda satılan yiyeceklerin hijyenini ve sağlığını sizden benden daha çok düşünür vallahi. Siz çoluğunuzun çocuğunuzun sağlığını düşünmüyorsanız bana ne hanımefendi? Siz böyle mi düşünüyorsunuz hanımefendi elinizdekiyle? Siz kim oluyorsunuz da benim anneliğimi yargılıyorsunuz hanımefendi? Ya hadi hanım git işine ya. Hadi yürü ya, Allah Allah. Bir saniye hanımefendi. Siz niye sesinizi yükselterek konuşuyorsunuz? Ayrıca siz kim oluyorsunuz da Numan amcanın 40 yıllık meslek itibarını sarsıyorsunuz, sorguluyorsunuz? Ha? Ne oluyor ya durduk ya? Gel sen bir karış. Ama çok özür dilerim ama siz de biraz abarttınız hanımefendi yani. Kezzap astaydınız kezzap. Ne biçim mahalle bu ya? Aman canım beğenmiyorsan gelmezsin. Sen şimdi git çocuğunun başına fosur fosur sigara iç. Hay bunlar da böyle anne olacak da çocuk büyütecek. Hadi. Çocuğumuzun yanında içmiyoruz herhalde hanımefendi. Ay yürü hadi aa, tamam. Bu ne cehennem, bu ne şiddet. Öf, şimdi işin yoksa eve dön, üstünü değiştir tekrar gel. Gene ah ettin değil mi anne? Ah anne ah. Hepsini. Maşallah yuttu desek. Evet, bebe şampuanlarını da aldım. Havlular hazır. Efendimizin banyosu hazır. Su ne çok soğuk ne çok sıcak. Aferin size. O zaman hadi bakalım. Ben küveti hazırlayayım. Siz de salona gidin. Ay, tamam. Kim geldi? Tut bakalım. Yavaş, yavaş, yavaş. Sıkma. Ya şimdi bu düşer kırılır falan. Merve tebrik ederim. Su çok iyi. Rica ederim abla. Her şey prensimiz için. Ne demek? Ay ver şunu ver. Kütük gibi tutuyor çocuğu ya. Ver. Aman al. Geldim. Ne bakıyorsunuz canım? Sonuçta emanet gibi bir şey bu. Bu kütüğün eline verilir mi? Abla. Aa. Efe? Allah Allah. Ne var canım? Eczacının bozuk parası yoktu. Ben de tamam ver dedim yani. Babamlar arıyor olabilir. Geliyorum ben. Ne oluyor abla? Yemek yedirmeler, kucağına almalar filan. İyice ısındın galiba kardeşine.
Merveciğim, sen onu bana değil, dünyalar şirini kardeşine oyuncaklar anan Efe Bey'e söyle. Abartma Merve. Sonuçta yani el kadar bebek. Neden nefret edelim ki? Zaten biz sadece gitmesini istiyoruz. Aa, ben kapıya bakayım. Biriniz açsanız da şu kapıyı. Açtım ben, açtım. Merhaba, ne haber? Hoş geldin abi, sağ ol. Hoş. Emrah? Ne bu çiçekler? Senin ne işin var burada? Özür dilemek için geldim. Ne için? Onu bilmiyorum ama bir şey yaptım ki kaç gündür bana ne selam veriyorsun ne bir şey. Ne yaptığımı söyle. Ben sana özür dileyip çiçekleri vereceğim. Özür dileyecek bir şey yok Emrah. Şu anda yaptığın emri vakiden başka. İki dakika konuşalım mı? Gel abi sen gel. Efe. Ne? Dört tane beceriksiz bir bebeği yıkamaya çalışıyoruz yukarıda. Evimizde bir doktor da alsa fena mı olur? Hadi abi. Kesinlikle. Numan amca gözünü seveyim, arada kontrol et çocukları, olur mu? Sana emanet bak. Merak etme, gözün arkada kalmasın, bakarım ben. Bir de sen şu kadını hiç umursama, boş ver. Biz senin ne olduğunu hepimiz biliyoruz zaten. Canım benim onun taktığım yok ya. Ben benim oğlanı düşünüyorum şimdi. Ne güzel kurtuldum diye seviniyordum. Bu sefer karısıyla geldi başıma, yerleşti ya. Üzme sen kendini. Allah yardımcın olsun. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Hadi. Hadi. Dikkatli kullan ama. Allah'ın üstünden. Yavaş yavaş boğacaksın çocuğu. Bebekler belli bir yaşa kadar boğulmazlar doktor bey. Nefes borusu otomatikman kendini kapatır. Biliyoruz bayan ukala. Ama Umut Bey maşallah askerlik çağına gelmiş de o açıdan söyledim. Bana baksana, sen niye uzmanlığını çocuk doktorluğu üzerine yapmıyorsun? Ah, özür dilerim, pardon. Sen zaten bu konuda uzmanlığını yapmışsın. Ne gerek var? Abi bu laf biraz ağır geldi yani. Bence de. Ah, kapı çaldı, ben bakarım. Çık çık çık. Hoş geldin aşkım. Aa, hoş buldum. Ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor bebek mürebbiyeliği? E işte, bunlar ne? Ya Umut'a bir şeyler alayım dedim. Şimdi onu almışken Timur'la Merve'yi almamak olmazdı dedim. Böyle işte. Çok düşüncelisin canım benim ya. Hadi gel seni yukarı çıkartayım. Hala banyoda, biliyor musun? Çok komik gözüküyor şapşal ya. Gel, bir de sevdik istiyor. Adres doğru. Kapıda beklemeyecekler miydi bizi? Evet. Ama belki içeri girmişlerdir. Etrafta araba falan da yok ama. Ben bir de cepten arayayım. Aa, cep telefonu çekmiyor burada ya. Zilde mi bozuk acaba? Bilmem. Çalışmıyor olabilir mi? Ben bir girip içeri bakayım. İyi misiniz? İyiyim, iyiyim. Var mı kimse? Yok galiba. Ne oluyor lan? Ay, köpek mi var? Çabuk koş, 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 koş. İyi misin? Birkaç gram bırakıyordum az kalsın. İki köpek sesi duydum sanki ama. Köpek mi? Onlara ayı desek daha doğru olur. Korktunuz mu? Korkmak? O kadar çok korktum ki uçmayı öğrendim. Farkında değil misiniz? Hadi bari şuradaki kendin pişir kendin yeceye gidelim de orada oturup bekleyelim. Ben bir şeyler yeriz, hem orada telefonlar da çekiyor. İyi, gidelim bari.
Ben kaçıyorum, kader beni kendim pişircilere götürüyor. Eğleniyorsun değil mi? Ay ne güzel geldik bir saatte ya. Vallahi hafta sonları ne güzel böyle kaçamaklar yapıyoruz değil mi hayatım ya? Ay Oğuz ben çok acıktım. Bir şeyler yiyelim mi? Tamam sana gideyim ceylan vurayım ormandan. Ne kadar vahşisin. Ne gerek var? Şurada gelirken gördüğümüz kendin pişir kendin yiyecilere gidip kebap yesek şiş. Ben de onu anlamıyorum zaten. Madem kendim pişireceğim, madem kendim yiyeceğim. Niye sana para veriyorum yani? Ceylan'ı tutup götürsem gene memnun olur bunlar. Bulaşıkları da girer sen yıkarsın. Ne kadar dertliymişin Oğuz. Anlamadım ki ben eğer. Öyle ama. Hayatım biraz da ormana geldik ya. Geyik muhabbeti işte. Mis gibi oldu vallahi mis. Efendim bu annemle bizden. Bir dakika tutsana. Ay niye zahmet ettiniz ya? Annene söyle olur mu çok teşekkür ettiğimizi? Bu hediyeler de zaten o yüzden değil mi Arda abi? Onu hediye alınca bize hediye almamak olmaz diye. Ay seni de zor durumda bıraktık. Özür dileriz. Ne alakası var Merve ya? Merve bazen ben bile senden korkuyorum. Ne kadar katısın. Ben mantıklıyım Timur, mantıklı. Ya bir şey söyleyeceğim. Dışarıda mis gibi hava var. Yani koskoca bahçe dururken biz niye buradayız? Evet ya hadi çıkalım. İsop oynayalım mı? Biz de oynasak ya. Ben çocukluğumdan beri oynamadım neredeyse. Sen çocukluğunu yaşa o zaman dışarıda. Benim zaten Umut'u yatırmam lazım. Açık havada daha güzel uyumaz mı? Gerçi ben uzman falan değilim ama. Olabilir aslında. O zaman ortaya bir de iddia koyalım ha. Daha zevkli olur. Süper. Hadi o zaman bahçeye. Futbol olacağız, futbol. Ne futbol olacağız? Herkesi unutmayın. Sevmek zorunda. Ayrıca iş ya ama ne istopu ya? Erkek gibi futbol oynayalım. Ya hayır canım istop. Ya hayır istop. Ya en iyisi futbol. Herhalde futbol abi. İstop istop istop. Düşeceksiniz havada koşarken göreceğim ben sizi. Hayır. Oynayalım. Ya bırakın kavga etmeyin. O zaman grup. O zaman grupsuz oynayalım. Ne grubu ya? Grupsuz oynayacağız. Ne grupsuzu? Grupsuz oynayacağız. Koşacağız oraları ki havuza düşeceksiniz. Hayır ya grup. Hayır. Grup mu? Grup mu? Grup mu? Ay bu gürültüde uyuyamayacak bir çocuk. En iyisi içeri götüreyim ben. Olmaz. Tamam. Gel sen Timur benden. Hayır. Hayır canım ya. Çocuklar susun. Buyurun kime bakmıştınız? Oğuz Bey ile Eda Hanım'a bakmıştım. Umut için geldim. Şey siz? Evet sosyal hizmetler görevlisiyim. Sucuk mu istersiniz köfte mi? İkisinden de çok acıktım. Ya bu ayıların saldırdığı çok belli oluyor mu? Yani böyle garip bir yırtık kot anlayışınız yoksa... aslında bir sorsak iğne iplik falan varsa ben onu tutturabilirim. Siz dikişle biliyorsunuz yani. Siz benim nasıl bir kadın olduğumu sanıyorsunuz ki? Mükemmel. Ben şu etlerle ilgileneyim. Ne dedin lan Sabutay? Yakıştı mı lan şimdi bu delikanlıda? Kardeşinin annesine yazıklar olsun sana. Doğru söylüyorsunuz. Geç verilen karar karar değildir. Ondan sonra bir şeyleri derleyip toplamak çok daha zor oluyor. Ben çok iyi bilirim. Ben de. Ben şu gül ağacına bir bakayım. Dediğiniz çok doğru. Çok geç kalmamak lazım. Sonra bir şeyleri derleyip toplamak çok daha zor olabilirdi. Çok kötü vuruş. Siz galiba tam benim dişime göresiniz. Bir maç yapalım mı? Olur.
Ama benim önce birkaç acil telefon görüşmesi yapmam lazım. İsterseniz daha sonra yapalım. Olur. Anne ve babanız neredeler? Buralardadırlar. Pazara gittiler. Evet, pazara gittiler. Gelirler birazdan. Anladım. Peki, sık sık sizi böyle yalnız bırakırlar mı? Yok, büyüdük artık biz değil mi? Aa, Aram geldi Merve. Hoş geldin Aram. Hoş mu bulduk bilmiyorum Merve. Açık havada olmanıza rağmen bu ne elektrik? Her şey yolunda mı? Yolunda, yolunda gel. Merhabalar hanımefendi. Hoş geldiniz. Ben Aram. Hoş bulduk. Ben de Sevda. Aramcığım, çay ister misin? Evet, ama sütlü olsun lütfen. Size de tavsiye ederim Sevda Hanım. Bambaşka bir lezzetle karşılaşacaksınız. Öyle mi? Hiç denemedim. Peki benimki de sütlü olsun. O zaman ben sütü getireyim. Ben de sana yardım edeyim. Niçin geldiniz? Ne iş yaparsınız? Aram'la nasıl da kaynaştılar baksana. Deli delinin dilinden anlar dedikleri bu olsa gerek. Yani işte biz de böyle hani evde bulamayınca karnımız da açtı. Ne yapalım hadi buraya gelelim de böyle bir şeyler yiyelim karnımızı doyuralım falan dedik. Biz de Umut bebekle çocuklar kaynaşsın diye böyle bir şey organize ettik ama bize iyi oldu değil mi Oğuz? Babamların burada olmaması çok kötü oldu. Rakı içer misiniz Oğuz Bey? Damla arıyor. Hayırdır inşallah. Efendim Damla. Bir terslik mi var? Ne oldu? Ne? Ne oldu? Ne oldu? Sosyal hizmetler görevlisi geldi. Yani. Ne? Ne diyorsun? Eda dur sakin ol. Damla çocuklar bir terbiyesizlik bir şey yaptı mı? Yapmadılar da. Ya kadın o kadar ürkütücü ki mum gibi oldular zaten korkudan. Pıstılar oturuyorlar şimdi. Ya ama ben ne yapacağımı şaşırdım. Elim ayağım birbirine girdi. Tamam çocuklar sorun çıkartmamışlar. Sen kadını oyala biz hemen geliyoruz tamam mı? Tamam. Bizim hemen çıkmamız lazım. Kusura bakmayın. Konuşuruz şöyle. Afiyet olsun. Tabii tabii. Hoşçakalın. Kolay gelsin. Peki babanızla aranız nasıl? Çok sık ziyarete gelir mi sizi? E işte kararında. Peki Oğuz Bey'in bu ziyaretlere tepkisi nedir? Gayet medenice karşılıyor. Zaten çok sık gelmesine gerek yok ki. Şurada oturuyor. Şurada dediği Anadolu Hisarı'nda. Bayağı uzak yani. Siz kimsiniz çocuklar? Biz okuldan arkadaşlarıyız. Nasıl? Sütlü çayınızı beğendiniz mi? Çok hoşuma gitti. Teşekkür ederim Aramcığım.
Babamları aradım. Birazdan burada olurlar. Öyle hemen gelemezler ama. Trafik malum. Ha tabii canım. Ben de 2 saatte zor geldim zaten. O halde bu zamanı bebeği ve köşkü görerek değerlendireyim. Tabii. Buyurun. Ama Umut uyuyor. Köşk sizin mi, kira mı? Bizim. Arkadaşlar, elimize büyük bir fırsat geçti. Ne duruyoruz? Ufacık bir bebek için buranın ne kadar kötü bir yer olduğunu anlatalım şu Sevda cadısına. Siz ciddi misiniz? Maalesef ciddiler. Aferin size. Sen karışmasana Aram. Tamam, son bir şey söyleyeceğim. Sonra bir daha ağzımı açmayacağım. Bir sorun bakalım Sevda Hanım'a. Eğer buranın kötü bir yer olduğunu düşünürse Umut'u alıp ne yapacaklar? Ne yapacaklar? Annesine geri verirler herhalde. Değil mi Efe? Yani mantıklı olan o. Ama zaten kadın bakamadığı için bırakmadım Umut'u. Niye kendimiz cevap arıyoruz ki? Sorsanıza. Arkadaşlar babam arıyor. Sakın ben gelmeden kimseye hiçbir şey sormayın, tamam mı? Efendim baba. Alo. Efe. Bak Refik abinle mahallede tur alıyoruz. Hadi Timur'u kap gel de biraz makara yapalım ha. Baba yok. Gelmeyelim biz hiç. Ya bizim kızlar yemek yaparken işte tencere alev almış. Onu temizliyoruz. Yok. Biz hallettik, tamam, gelmeyin siz. Gelmenize gerek yok ya, tamam. Selam söyle Refik abiye. Tamam, tamam. Gelemiyorlar. Oğlum sırıtsana biraz. Muhtarlık için mahallede sempati topluyoruz şu anda, değil mi? Hmm. Sırıt, sırıt. Sabahtan beri sırıtıyoruz Yaman. Merhaba, merhaba. Yüzüm vardı, yüzüm. Botoks yaptırmış gibi. Felç olana kadar sırıtacaksın Refa. Ulan aslında aslanlarımla geçseydin daha iyi olacaktı. Düşünsene, ideal aile babası imajı. Selamun aleyküm. Ulan ne sahtekarsın sen. Öyle deme lan. İdeal aile babası imajı çok önemlidir Refa. Bana bak. Şuradaki kahveye girelim. Mahalleliyle muhabbet edelim, kaynaşalım ha. Bu tarz mahallelerin kalbi kahvelerinde atar. Aa, bak yaşlı bir teyze var, taşıyamıyor filelerini. Yardım edelim mi? Gördüm, gördüm. Görmezden geldim. Şimdi filem ile taşıyamam. Yürü kahveye Refik. Vicdansız köpek. Tamam mı bayağı? Tamam artık düşünme be evladım be. Biz polise şikayetimizi yaptık. Oturup beklemekten başka bir şey yok artık. Yapacağımız bir şey yok Numan. Ya neyi bekleyeceğiz be muhtar? Bak ben soğuk suyumu içiyorum diyor o paraların üzerine. Ulan sahtörü bakkal Niyazi. İnsan tanımadığı etmediği insana o kadar parayı verir mi? Al işte al, bak geldi. Ha. Baba. Ha. Eşyaları getirdik, nakliyeciler para istiyor. Şu kasadan para ver. Ulan ben bu evi döveceğim artık. Ya, ya sakin ol. Döveceğim. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Sevda Hanım. Efendim Aracığım. Arkadaşlar size sormak istediği bir soru var. Öyle mi? Sevda Hanım. Eğer bizim ailemizi beğenmezsiniz, Umut için uygun görmezsiniz. Umut'a ne olacak? Annesi geri alacak değil mi? Evet, ilk olarak bu yolu deneyeceğiz. Ama zaten bakamadığından evlatlık verdiği için ben pek geri alacağını zannetmiyorum. Ben dedim. Muhtemelen bizim aracılığımızla tekrar başka bir aileye evlatlık vermek isteyecektir. Biz de uygun bir aile bulana kadar bebeği bakılması için yetimhaneye vereceğiz. Yetimhane mi? Ya peki hemen uygun bir aile bulunur mu? Şans. Uzun bir süre orada büyümek zorunda kalabilir yani. Bir sürü çocuk gibi. Herkes sizin gibi böyle güzel bir köşkte yaşayacak kadar şanssız değil çocuklar. Oğuz inşallah bir saçmalık yapmamıştır çocuklar. Yaparlarsa onları uzun süre affetmem. Oğuzcum biraz yavaş, evde bizi bekleyen 6 tane çocuk var, yapma. 6 tane çocuk vardır Eda. Çünkü artık umudumu kaybetmek istemiyorum. Tamam, tamam, tamam. Sakin ol. Sakin ol.
Kardeşlerim, bu sefer çok büyük şımarıklık yaptık. Ya Timurcuğum, ya biz zaten Ceren'le kazık kadar insanlar olduk. Ya biz sizin için tavır yaptık. Yani yoksa el kadar bebeğiyle ne problemimiz olacak? Ben bir televizyon programında görmüştüm bazı yetimhaneleri. Eğer Umut'un oraya gitmesine göz yumarsam kendimi ölene kadar affetmem. Ya ben yetimhaneye gideceğini düşünmemiştim ki. Annesi falan alır diye düşünmüştüm. Tamam, o zaman anlaşıldı. Herkes bir şekilde pişman oldu. Şimdi ne yapacağız? Bir defa kötü hiçbir şey yapmıyoruz ve bütün planları iptal ediyoruz. Ve bahçeye çıkıp Sevda Hanım'a aslında ne kadar iyi ve dürüst çocuklar olduğumuzu ve Umut için buradan daha iyi bir yer olmadığını gösteriyoruz. Hepimiz birimiz... Birimiz Umut için! Umut için! Ne kadar mükemmel çocuklarız biz ya. Hadi aşağı gidelim. Yani mahallemizin çocuğu Niyazi'yi baya baya kaz gibi yoluyorlar. Ama bizim muhtarımız gidiyor sadece polise şikayet ediyor, öyle mi? Olacak iş değil be Refik be. Olacak iş değil be. Vallahi bence muhtarın mahallenin kedisinin bile nereye gidip nereden çıktığını bilmesi lazım. Evet. Ne alakası var kardeşim? Ne yapacak adam? Bekçi gibi 24 saat mahallede dolaşıp düdük mü öttürecek? Tamam Mahir, ama yaşlandı muhtar amca, kabul edelim. Sen de benim lafı ağzımdan aldın be şeker kardeşim. Ben de tam bunu söyleyecektim işte. Muhtar amca yaşlandı. Ben diyorum ki muhtar amcayı bu sene emekliye ayıralım. Şöyle kendimize zıpkın gibi, çivak gibi bir muhtar seçelim ha. Yok, o kadar uzun boylu değil birader. Ben kendimi bildiğim bileli muhtar amca bizim muhtarımız. Öyle böyle. Muhtar amcadan başka muhtar tanımam ben bu mahallede. Benim sünnetim de kirvemdi be. Şimdi adamı alaşağı edeceğiz? Yakışmaz. Ya arkadaşlar yapmayın. Bu kadar duygusal davranmayın. Ne derdin var lan senin bu muhtar amcayla? Derdin mi? Evet. Ne derdimiz olacak be kardeşim? Ne derdimiz olacak? Biz de en az sizin kadar seviyoruz muhtar amcayı, değil mi Refik? Tabii tabii. Hani ben mahallenin başı daha fazla derde girmesin diye söylüyorum. Allah Allah, nasıl derde girecekmiş mahallenin başı? Tamam, tamam, sus, zorlama. Yok bir şey arkadaşlar, öyle konuşuyoruz işte. Abi, herkese bizden çay, duble olsun, tavşan kanı. Tavşan kanı, çaylar bizden. Sevda abla. Sana. Ceren, ay dıp. Sevda abla. Ay. Biz geldik. Annemler geldi. Bak Numan, bir daha bu çocuğa el kaldırdığını görürsem vallahi kırılırım sana. Ya bu çocuk değil artık, evli baklı adam, ayıp be. Niye yani, onun yaptığı ayıp değil öyle mi? Ya aksilik herkesin başına gelebilir Numan. Şansınız bol olsun. Aa, sağ ol Kenan. Bir ekmek, bir makarna, bir ufak yoğurt Numan amca. Sen burada tavla oynamaya devam et. Yaman sana kahvede demedini bırakmadı muhtar amca. Ne diyorsun ya? Yaşlandı artık, bize yeni bir muhtar lazım diye atıp tutuyor Balkes'ten. Güya sen daha acayip bir muhtar olsaymışsın. Niyazi'yi dolandıran herifler gibi tipler giremezmiş mahalleye. Ne? Bu sefer gözünü muhtarlığa dikti galiba. Numan, ben kahveye gidiyorum. Şu herifin derdi neymiş bakayım, bir öğreneyim. Yüz yüze geleyim şu adamla, söylemek istediklerini. Bir de bana söylesin, nedir derdi bakalım. Ya gel otur, yıpratma kendini ya. Bunlardan anlar mı zannediyorsun o? Ben onunla anlayacağı tarafları gayet iyi bilirim. Oğlum sen git şu halı sahaya da Bekir ve arkadaşlarını çağır buraya. Hadi. Allah, anladım. Şenlik var yani. Anladım Numan amca. Hadi. Ben zaten Numan amcanın orada sizi gördüğümde anlamıştım sizin sosyal güvenlik bir şeyi ettiğinizi. Yani sorumluluğu taşıdığınızı. Aç mısınız, bir şey ikram edeyim mi? Çocuklar bir şey ikram ettiler mi ya da? Ettiler sağ olsunlar. Beni gayet güzel ağırladılar. Benim de şaşkınlığım ondan zaten. Bu kadar tatlı, efendi çocukları siz mi yetiştirdiniz? Hayret. Biz çok açız. Biz değil mi hayatım? Biz çok açız. Hadi gidelim. Hadi biz gidelim. Bir şeyler yiyelim, gelelim. Tamam. Aa, düştü bak. Hay hay. Hemen gelir Sevda.
anne. İşim bitmedi henüz. Ya almıyorum kimsenin zorla çocuğunu falan. Anlamadın gitti işimi. Anne ben sadist miyim? Keyif mi alıyorum? Kızım nasıl? Tamam ben bir saate kadar çıkacağım. Tamam anne. Eğer bir sorun yoksa rahat bırakacağım insanları. Of! Eda da Numan amcaya öyle bağırdığını görünce çıkardı dikenlerini. Pis attırdı. Eyvah eyvah. Sorma çok çok. Sonra bir vurdu gol. Direkten sen dön top. Oh. Affedersiniz. Rica kızım annemde de. Kızınız mı var? Evet. Adı ne? Aylin. Ay Aylin. Çok güzel. Allah anında babalı büyüsün tabii. Amin. Bütün çocukları inşallah. Kızdır, nazdır, her evde azdır ama bende 3 tane var. Maşallah. Öyle. Evet. Eda Hanım neredeler? Yukarıda Umut'un şeysini bağlıyor, bezini. Hep böyle sinirli midir? Yani herkes kadar. Bakın biliyorum bugün ilk karşılaşma çok hoş olmadı ama Eda aslında çok şekerdir, çok tatlıdır, çok hoştur. Numan amca bizim için çok değerlidir. Numan amca öz amcamız gibidir. Evet, çok doğru söyledi. Teşekkür ederim Timurcuğum. Öz amcamız gibidir. O sizin öyle tartıştığınızı görünce dayanamadı. Bodozlamadan daldı mevzunun ortasına yoksa. Aslında bu Eda ablanın sinirlerini kontrol edemediğine değil, sevdiklerini nasıl koruduğuna bir göstergedir Sevda Hanım. Çok mu seviyorsunuz Eda ablanızı? Eda ablayı özenlemiş kadar seviyoruz Sevda abla. Benim annem de sevilmeyecek kadın değil. Ya bizim babamız? Şunu demek istiyoruz ki biz eğer bizi Umut'a layık görmediyseniz ya da ne bileyim işte kriterleriniz falan değil mi başkaysa bilemem onu ama ha, bugünkü tartışma umarım etkili olmaz. Oğuz Bey doğruya doğru. Çok zor bir işi başarmış. Bu iki aileyi tek bir aile haline getirmişsiniz. Bu konuda size hayran olmamak mümkün değil. Çok teşekkür ederim. Şu kısa zamanda edindiğim izlenimlere dayanarak rahatça söyleyebilirim ki bu mutluluğun mimarının da Eda Hanım'dan daha çok sizin olduğunuz. Madem bizi sevdiniz, Umut'un bize kalmasına izin verin Sevda abla. Evet, her çocuk sizin kadar şanslı değil demiştiniz ya. O yüzden Umut'u bize verin. O da bizim gibi şanslı bir çocuk olsun. Bizimle beraber büyüsün. Gerçekten de yüreği sevgi dolu çok güzel çocuklar yetiştirmişsiniz Oğuz Bey. Böyle bir baba, böyle abi ve ablalarla büyüyecek her çocuk çok şanslı olacaktır. Ne muhtar yalakası bir mahalleymiş be. Yürü yürü. Ne işte birbirlerini ne güzel kolluyorlar. Refik istersen sen gelme benimle burada takıl muhtargillerle. Allah Allah. Arkadaşım bakar mısınız bir? Bize mi dedin birader? Muhtar amcadan pek memnun değil misiniz diye duyduk. Hemen kaçalım. Dur Refik dur. bir yanlış anlaşılma var ortada delikanlı. Yani bizim muhtar amcaya şahsi bir gıcığımız falan yok. Ayrıca kendisini çok da severiz, takdir ederiz. Ben yalnızca mahallenin daha iyi yönetilmesi konusundaki fikirlerimi ilettim. Duyduk. Bizim de size karşı şahsi bir gıcıklığımız yok. Biz de sadece muhtarlık hakkındaki kendi düşüncelerimizi size bizzat iletelim dedik. Muhtar amca mahallemizin büyüğüdür. Bu mahalleye bunca emeği geçmiş. Kaç yaşında adamın arkasından kumpas kuruyorsunuz. Utanmıyor musunuz siz? Tamam. Peki sizler gençler, sizler bu konuda neler düşünüyorsunuz? İşte bunu! Yaman kaç! Demek sizin de kızınız var. Allah bağışlasın. Sağ olun. Kaç yaşında? 10. Aa, Merve'lerle yaşıtmış. Getirsenize hafta sonu burada birlikte oynasınlar. Eşinizi de getirin, eşiniz de gelsin artık nasılsa biz de. Çok tanış olduk, samimi olduk artık. Ben eşimden ayrıyım. Yani tıpkı sizin gibi benim de bir eski eşim var Eda Hanım. Ve eski eşlerin başa nasıl dert olduğunu çok iyi bilirim. Sizin eski eşiniz de çocukları görmeye geliyormuş ara sıra. Umarım her geldiğinde başka bir dert çıkarmıyordur. Yok. Yok. Umut'u size vermemiz konusunda bu da önemli bir kriter. Ama siz yok diyorsanız Oğuz Bey, yoktur. Yok diyorum. Yok demek ki yok. Ben izninizi isteyeyim artık.
Çocuklar, Sevda ablanız gidiyor. Hadi yolcu edelim. Hadi baycan, gelin buraya. Hakkını helal et Yaman. Helal olsun kardeşim. Ne karar verdiniz Umut hakkında? Ne diyorsunuz? Uygun bir aile miyiz? Ne oluyor? Arkadaşlarından biri herhalde bize şaka yapıyor. Baba! Baba iyi misin? Baba ne oldu sana?